Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kağıthane İstanbul'dan sesleniyoruz. Ve gerçekten muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Pinokyo Garden Cafe ve mekanın kurucu ortaklarından Sayın Serhat Sefik ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serhat Bey, gerçekten o kadar keyifli bir mekan ki öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz, beğendiğiniz için. Çok sağ olun. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. İşte bu güzel mekanda bunların adresi demek istiyorum izninizle. Evet. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Burada tabii çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş, evet, ve tecrübenin yansıması var aslında. Evet. Çünkü Pinokyo Garden bebek denecek kadar yeni bir mekan. Evet. 4 ay oldu değil mi? 4 ay oldu, evet. Burada, 4 aydır hizmet veriyoruz. Ama bu 4 ayda bu bebek biraz hızlı koşuyor galiba. Çünkü gerçekten öyle, evet. Şu anda sadece Kağıthane ve civarının değil, çok uzak ilçelerden de konukları ağırlamanın, evet, keyfini, evet, yansıtıyor bizlere. Evet, İstanbul'un değişik noktalarından gelen müşterimiz var. Süper. O zaman anlatmaya başlayalım. Çünkü burada sabahın erken saatlerinde başlayan koşturmaca, evet, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Hizmette sınır yok, lezzette zaten sınır yok demişsiniz. Evet. Anlatalım mı lezzet? Sabah lezzetiyle başlayalım, evet, mı? Sabah saat 9'dan itibaren serpme kahvaltımız var burada. Aynı zamanda yumurta çeşitleri, menemen çeşitleri ve müşterimizin istediği, yani herhangi bir şey, özel isteklerinde burada yerine getiriyoruz. Süper. Konuklarla doğru, evet, orantılı diyoruz, evet, galiba. Evet, aynen. Süper. Muhteşem bir kahvaltımızı yaptı. Günler, saatler ilerlemeye başladı ve tabii ki öğlen geldi. Evet. Ne yapıyoruz? Öğlen saatlerinde müşterimize dünya mutfağımızı tattırıyoruz. Dünya mutfağımızda Meksika mutfağı, İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı gibi birçok tatlarımız mevcuttur. Süper. Bu tabii ki ustalarımızın gerçekten hüneri. Evet. Ben buradan o görünmeyen kahramanlara da diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Evet. Çünkü burada gerçekten sabahın erken saatlerinde, hatta tahminimizin de erken saatlerine başlayan bir koşturmaca var. Tazecik sebzeler, etler ve diğer tüm ürün yelpazeleri alınıyor. Evet. Ve taze taze günlük olarak konuklarla buluşturuluyor. Evet. Ama demişsiniz ki bunlar sadece anlattıklarımız, devamı var. Evet. Saatler ilerliyor ve geldik ikindi oldu. Ne yapıyoruz? İkindi saatlerimizde beş çayımızı. Evet. Kek çeşitlerimizi, kurabiye çeşitlerimizi ve börek çeşitlerimizi yine aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Süpersiniz. Burada gerek sıcak içecekler, gerek soğuk içeceklerde de sınır tanımamışsınız. Evet. Muhteşem ev yapımı limonatalar, evet, ve diğer lezzetler de buranın vazgeçilmezleri arasında, evet, demek istiyorum izninle. Bu güzel mekan gerçekten saatlerle doğru orantı olarak keyifli bir ilerlemeye gösteriyor. Evet. İkindi saatleriyle birlikte güneş yavaş yavaş batıyor ve nargile keyfi başlıyor, evet, aslında. Evet, nargile keyfimiz. Muhteşem bir bahçemiz var burada. Evet. Ön teras, arka teras, evet, ve gerçekten kapalı mekan olarak 4 ayrı konumda. Hani tabiri caizse her gün bir yere gelsek burada en az bir ayı tamamlamamız gerekiyor ki masaların tamamında keyfimizi yaşadık diyelim. Evet. Kaç kişilik mekan? Mekanımız 350 kişilik bir mekan. Burada her türlü organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Evet, ev sahipliği yapıyoruz. Kimi zamanlar akşam saatlerinde müşterilerimize özel sürprizlerimiz de oluyor. Kendileri daha iyi hissetmelerini sağlıyoruz burada. Akşam saatlerinde ailelerimiz oluyor, çocuklu ailelerimiz geliyor. Onlar için de düşündüğümüz oyun parkımız var. Süper. Bunlarla da biraz daha burayı neşelendiriyoruz diyelim. Süpersiniz. Geleceğimiz olan çocukları, evet, unutmadık, evet, diyorsunuz, evet, buradan. Tabii, evet, burada baba olmanın, tabii, ayrıcalığı var. İki, evet, tane evladımız, evet, var Allah bağışlarsa. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki hep birlikte ailece, evet, ortaklarla birlikte bu mekanı güzel kılma çabasındayız. Evet. Akşam ve ilerleyen saatlerde gene yemek vardı. Evet. Muhteşem müzik eşliğinde, ışıklarla birlikte doğanın bizlere sunumundan da yararlanarak gerçekten burası saklı cennet demek istiyorum izin olursa. Evet, yeşillikler içinde gerçekten, evet, bizlere sunulmuş. Özellikle şu dönemlerde yeşil o kadar hasretiz ki, ama sizler onu tekrardan bizlere, evet, sunmuşsunuz. Evet. Burada akşam yine gene dünya mutfağı konukların isteğiyle doğru orantılı, evet, olarak devam ediyor.
Burada gerek gündüz saatlerinin güzelliği, gerek gece saatlerinin ışıklığı, güzelliği yeşillerle birleştirilerek bizlere sunuluyor. Lezzetlerle birlikte demek istiyorum. Evet. Ve düşünüyorum ki bu doğrultuda hedefler büyük olmalı. Hedefimiz, o zaman evet. Soralım, diyelim ki hedefler neler? Hedefimiz tabii ki öncelikle mekanımızın bölgede en iyi hizmet veren bir mekan haline getirmek. Gerek mutfağımızla, gerek personel kadromuzla, gerekse müşterimizle diyelim. Hedefimiz hepsi doğru orantıda ilerlemek diyelim. Süpersin. Burada gerçekten o kadar güzel keyifler yaşanıyor ki, öncelikle bireysel anlamda gelmeler, sonra ailece gelmeler, sonra toplu gelmeler, özel evet. günlerde gelmeler, biraz evvel vurguladığınız gibi aslında sınırsız bir adres demek evet, istiyorum bu bir güzel adres. Mekan evet. için. Peki böyle keyifli organizasyonlar için, çünkü doğum günleri, nişanlar gibi evet. çok güzel organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz. Ne kadar gün evvelden alo dememiz yeterli? Bize bir hafta öncesinden bunu bildirmeleri yeterli oluyor. Çünkü biz de mekanımızı o gün organizasyona göre kişinin adedine göre evet, zamanına göre diyelim hazırlığımızı yapıyoruz. Süpersiniz. Çünkü gerçekten sürprizlerin adresi Pinocchio Garden. Evet. Özel sürprizlerin dışında böyle özel günlere de keyifli sürprizler var bizlerle buluşturduğunuz. Evet. Yeter ki istesinler diyoruz. Evet. Çünkü menüyü de konukların kendileri belirliyorlar. İstedikleri tabii, menü, tabii. istedikleri adet de sunuluyor. Adette, istedikleri şekilde de yani yemeklerini sunabiliyoruz. Yani damak tatlarına uygun bir şekilde sunum yapıyoruz diyelim. Süpersiniz. O zaman ben mutluluğun adresi demek istiyorum Pinocchio Garden için. Çünkü bu güzel mekanda çevresel bazda o kadar merkezdesiniz ki, gerek öğlen yemeklerinde anneyle değmiş yemeklerin aslında bir anlamda dünya mutfağıyla doğru orantılı bizlere sunumu, gerek gene anneyle değmiş lezzetinde kekler, börekler ve daha niceleri evet. ve tek bir cümle iyi ki bu güzel mekan bizlerle buluştu diyorum. Burada gerçekten hani dedik ya, geleceğimiz olan çocukları unutmadık ama demişsiniz ki gençleri ve bizleri de unutmamışsınız. Burada evet. gerçekten grup oyunlarını bizlere sunmuşsunuz. Muhteşem maçlara da aynı zamanda ev sahipliği evet. yapıyorsunuz. Evet. Anlatalım mı biraz? Evet. Neler var? Burada gençleri düşündük ve gençlerimizle alakalı. Yani keyifli zaman geçirmeleri için burada otomatik okey makineleri bünyemizde bulunduruyoruz. Gençler burada gelip hem arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiriyor ve güzel bir şekilde grup oyunu oyunları da oynayabiliyor burada. Süpersiniz. Maçlara da gene rezervasyon gerekiyor mu? Maçlar için tabii rezervasyon gerekiyor. Çünkü maç zamanı burada yoğunluk oluyor. Ve biz maç izlemek istemeyen müşterilerimizle, izleyen müşterilerimizi farklı yerlerde burada misafir ediyoruz. Ki insanlar burada rahatsız olmasınlar. Birbirine rahatsız olmasınlar. Vallahi mekan o kadar geniş ki gerçekten saklı cennet demek de doğru söylemişim. Ve ilerleyen yıllarda diyeceğim. Çünkü sürprizlere hazır olun diyelim o zaman. Evet. Ben yürekten diliyorum ki bu keyif nice 4 aylar, 4 yıllar, 14 yıllar evet. boyu değişmeyen kaliteyle, müşteri evet. memnuniyetiyle ve gülen yüzünüzle birlikte bizlerle olsun. Teşekkür Saygılar ederiz. Olsun efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicilere Kağıthane İstanbul'dan Pinocchio Garden Cafe'ye teşekkür ederek ayrılmadan önce diyoruz ki, ister sabahleyin muhteşem bir kahvaltıyla güne başlamak ya da sonrasında dünya mutfağının değişik lezzetlerini tatmak ya da bir yorgunluk kahvesi ya da çayı yudumlamak için artık yönünüz belli. Kağıthane Garden Cafe Restoran, söz merkez stüdyolarında.